Alo? Efendim yavrum, nasılsınız oğlum? Çok özledim. Aşkım, inşallah. Aferin size, benim kuzucuklarım. Aferin size. Geçecek inşallah bu süreç, tamam mı yavrum? Tamam anneciğim. Deden anneanneni de üzmüyorsunuz, değil mi yavrum? Aferin size. Akşam canım oğlum benim. Var mı bana söylemek istediğiniz bir şey? Tamam. Sizleri çok seviyorum. Tamam aşkım. Görüşürüz yavrum. Allah'a emanet olun. Hüzünlü bir an belki ama olsun. Hamdolsun. İyiler. İnşallah bütün çocuklarımız iyi olsun. Sağlıkçılarımızın çocukları da yine aynı şekilde. Bir süreç. Kaçamayız. Yani sonuçta görevimizi de yapmamız lazım. Annelik görevimizi de böyle uzaktan da olsa yerine getiriyoruz. İnşallah toplumumuz için güzel olacağız. Hem kendimizi hem toplumu koruma adına. Ve sonuçta bitecek inşallah. İnşallah. Sizlere de teşekkür ederim tekrar. Size teşekkür Tamam. ederiz. Çok sağ olun. İnşallah insanlarımız artık Evet, duyarlılık bilinçlenecekler. Biz 4 kişilik bir aileyiz. 2 tane çocuğum var, 2 oğlum var. Eşim de devlet memuru, mühendis. Ben de hemşireyim. Ama tabii ki sağlıkçı olmam nedeniyle direkt burada hastalarla yüksek riski temas halindeyim. Bir de enfeksiyon kontrol hemşiresiyim. Bu kat belki daha da çok katlanıyor bu durum. Bu nedenle çocuklarımı yaklaşık 4 hafta oldu. Trabzon'a, memleketime göndermek zorunda kaldım. Tabii ki çok zor bir durum. Aynı zamanda anneyim, eşim, evde işlerim var. Eşim, tabii ki aynı evde yaşıyoruz eşimle. Pek çok duyguyu bir arada yaşıyoruz. Ama sonuçta kendimi soyutlayamazdım. Çünkü dediğim gibi hemşireyim, enfeksiyon kontrol hemşiresiyim. Görevin başında olmam gerekiyor. Bu nedenle çocuklarımı gönderdim. Akşamları telefonla görüşüyorum onlarla. Tabii ki çok farklı bir durum. Yani anneciğim bu tatil ne zaman bitecek diye düşünüyorlar. Çünkü bir tanesi küçük, diğeri 11 yaşında, biraz daha durumu anlayabilecek, en azından anlatabileceğim durumda. Yani zor bir süreç ama yapacak bir şey yok. Görevimizin başında olmamız lazım. Ama tabii ki onlardan ayrı olmam onları çok üzüyor. Anneciğim ne zaman işte buluşacağız, sen buraya ne zaman geleceksin gibi tepkiler alıyoruz. Zor bir süreç ama inşallah iyi olacak. Biz görevimizin başındayız. Halkımız da duyarlı olacak. Benim çocuklarım da belki bu süreçte bundan nasiplendi ama yapacak bir şey yok. Yani bu süreci yürüteceğiz ve sonunda inşallah iyi olacak. Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisi altına alırken sağlık çalışanları da bu durumdan etkileniyor ve olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Peki onlar özel hayatlarında neler yaşıyorlar? Şimdi hocamızla beraberiz Güray Demir'le. Hocam peki neler yaşıyorsunuz kendi özel hayatınızdan bakarsak sizin pencerenizden? Ailenizle görüşemiyorsunuz, çocuklarınızla görüşemiyorsunuz. Birazcık anlatır mısınız? Tabii bu süreç hani çok olağan yaşadığımız, bildiğimiz bir süreçte değil. Bir yandan mesleğimizi yapmaya çalışırken bir yandan da hem kendi sağlığımızı hem de ailemizin sağlığını korumak zorundayız. Bu süreçte birçok sağlık çalışanı hani doğru düzgün evine gidemiyor. Çalışma düzeni daha çok vardiya çalışma düzenine döndü. Daha az sıklıklarla ailelerimizle görüşüyoruz. Onları daha sık daha az görüyoruz. Tabii buradaki amacımız daha ön planda onların da sağlığını düşünmek. Bir şekilde virüsü hastane ortamından kendi evlerimizde de taşımamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da örneğin hani ben kendi açımdan söylersem risk grubunda olan annemle ve ailemi, çocuklarımı il dışında bir yerde yaşıyorlar. Ben onlarla yaklaşık 3 haftadır falan görüşemiyorum. Tabii bu süreç içinde kendi mesleğimizi yapmak durumunda olduğumuz için bir yandan da onları korumak amacıyla daha doğrusu. Şöyle 2 tane bir 7 bir 10 yaşında 2 tane bir kız bir erkek çocuğum var. Hani bu süreçte tabii onlar benden uzak kalmadılar. Onları da olumsuz şekilde etkiledim. Daha çok aslında hani benim nasıl olduğumu merak ediyorlar. Bir de hani hastanedeki süreçlerin, hastaların çok meraklı oğlum. Sürekli her akşam hani telefonla ya da görüntülü olarak video şeyle görüşmeye çalışıyoruz. Çocukları bir yandan da hani çok fazla yalnız tek başına da bırakmamız gerekiyor bu süreçte. Kendi ebeveyn görevlerimizi de yerine getirmemiz gerekiyor. Ama tabii onlar da bir endişe içinde sürecin geçmesini bekliyorlar. Gençler ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Ne oldu? Hasta mısın? Sen
Dışarı çıkma çok fazla, tamam mı? Tamam. Kardeşi nasıl? O